Evet, yepyeni bir TFT oyunu. Yeni bir minik efsane, farklı bir minik efsane. Bunu da dinlemeyeli çok olmuştu arkadaşlar. Jace bayağı iyi ses alınsın, öyle mi diyorsun? Bakalım. MF geldi. Şansın yaver gidiyor. Güzel ya, bu da iyi arkadaşlar, baya hoşuma gitti. O son ayranı içmeyecektim arkadaşlar. Hafif bir uykum geliyor, biliyor musunuz? Kötü bir şey bu. İşte şimdi Kötü bir şey. başlıyoruz. Almıyorum ulan Ezreal seni. Bu sefer de ben tıklamıyorum, var mı? Bu sefer de ben tıklamıyorum sana. Kaybol. Gözüme görünme. Ama buradan gol çıkarsa bakarız bu. Tamam hadi gel. Blitz de iyi ama. Pandora mıydı ya burası? Aha. Bunu ilk defa gördüm. Böyle oluyor muymuş ya? Şimdi başlıyoruz. Pandora da olabilirdi de bilmiyorum ya. Bunu yap. Bir tane F mi acaba burada? Sanırım bir tane F değil mi arkadaşlar? Ya ben bunları satıyorum bu arada. Benim çünkü mavim var. Buna giremiyoruz biz. Bir tane F'miz var gibi. Zyra'yı satmadan yapabilsek daha iyi. İkna olma süren. Mistik hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bugün TFT mi? Evet. Bugün TFT'yiz. Bir tane F'ye basalım. İki katı atla yaşasın. Belki de oynarım. Ya ver ama bir tane paralı asker de oynayalım. Eğlenceli bir oyun değil mi? Mavi yapıp kataya mı taşıtmak ki arkadaşlar? Sonradan satarız. İki, üç, dört. Altın. Ya da böyle, şöyle ve şöyle. Koyun büyücüyüz biz de. Pulsetik spotu neresi acaba? Gelene bak bu arada, ejder pençesi. Ama yine de öldük. Aa, ilginç. Kata 2 olur umarım. Hem başkalarının kata gitmesini engellemiş olurum. Kata metası ne Kasım? Herkesin katarına gitmesi. Kata metası bu. Bunlar da gitti. Bu da gitti. Koyacak bir şey yok. Sen daha mantıklısın bu arada. Hadi bakalım. Kataları aynen tutarız. İki yıldız olursa kata maviyi güzel taşır. Hem de bloklamış oluruz insanları. Ben büyücü oynamak istiyorum bu el. Mümkünse öyle bir şey. Pandora'nın eşyalarını mı almalıydık acaba arkadaşlar ya? İstediğimiz eşyaları yapabilirdik böylece. Kata counter'ı bir Vex yapabilirdik mesela. Sanırım yanlış yaptık orada değil mi? Ama hiçbir zaman gelmeye de bilirdi o eşyalar. Öyle de bir şey var. Yordle git abi. Yordle gitmeyeceğim, yok. Aa, Vex geldi harbiden bu arada. Ya bu çok kötü. Bu el bunu oynatacağım ama bunu koyarım daha iyi bu arada ya. Hadi oradan be. Peki bunu kime taşıtacağım? Eldiveni. Vex'e olmaz. Gerçi Vex'e şu anda item veremediğime göre. Ama ileride vereceğim için, değil mi? Dwayne'e mecburen. İleride vereceğim, şu an veremiyor olabilirim ama.
O zaman ben Dari'yi de satayım, Katalar'ı da satayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 4 Seer üstadını açtık artık. Bu taraftan gideriz. Abi hani salmıştık TFT'yi, ne oldu? İşte saldık, bir gün, bir buçuk gün falan oynamamış oldum. Dün öğleyin kapattım. Bugün akşama doğru açtım. Yani tilt olmadan oynamaya karar verdim. Yani kaybedersem kaybedeyim, ne olacak aman kafasındayım şu anda yani. Umurumda değil çok oyun ya da LP. Katalara karşı tilt olmama yayınıdır bu yani. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz bu arada ya. Pandora'yı almalıydık. Belki de pişman olmayız. Sonradan buluruz bir şeyleri, değil mi? Niye hemen pişman olacağımı düşünüyorum ki? Ne alalım? Eldiven alalım bir tane o zaman. Bu katacı. Neyse, herkes katacı işte. Shaco Carry bayağı iyi aslında. Kimse katacılar Shaco'ları da tutuyor ama sonuçta. Shaco Carry yok, Shaco meta değil ya Bahadır. Nasıl çok iyi olsun ki? Nasıl oynuyorsun Shaco'yu? Bana hiç iyi gelmiyor Shaco. Gözümle görmeden inanmam iyi olduğunu. Katakomp'unda onu da üçlüyorlar. Hiçbir şey yapamıyor. Eşya falan da veriyorlar. Miste nasılsın diye sordum. Yine okumadan geçtim. Evet. Tasarım yapmam gerekiyordu. Onu yaparken açtım. Açtın. Muğla'dayım şimdi. Tamam. O zaman iyi çalışmalar sana. Alper Tekin hoş geldin sen de bu arada. Genetik mühendisi arkadaşımız. Ha çok vurdu. Ha, burası da büyücü gidiyormuş, yaşasın. Zaten ben büyücü giderken en az 3 kişi büyücü gidiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu bizim şeyimizdir yani. %100. Yani ben kesinlikle büyücü gittiğimde başkaları da büyü gider. Büyücü gider. Geçen 600-700 LP falan kasarken 2 kere üst üste gittim işte. İkisinde de başkası da kastı tabii ki. Hiç şaşırmadım. Çok az bile şaşırmadım arkadaşlar. Bazen çok az şaşırmak lazım ya. O kadar bile şaşırmadım. Bak bu da büyücü mesela. Bilmiyorsanız söyleyeyim size. 3 kişi büyücü gidiyoruz. Belki bu bile büyücü olabilir. Hiç bilemezsin yani. Bu hayatta kimlerin büyücü olduğunu bilmek çok zordur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Moder edilecek bir şey yok ya Mystic. Ben buradayım zaten, sen şey yapma. İyice odaklan tasarımına. Ama kafa dinlemek istersen, böyle değişik şeyler izlemek istersen, come here. Sen naçlılar gibisin Kasım. TFT bırakılmaz, ara verilir. Ya TFT'yi ben çok seviyorum. Sadece hani bazı metalar yoruyor insana. Ama yani yayını açarken şuna karar verdim. Ya da bugün şunu düşündüm. Yani tamam, çok kötü olabilir oyun. Ama oyunu düşünme Kasım. Şeyi düşün. Yayını düşün. Yayını açma, ya açman gerektiğini ya da yayında ne yapacağını düşün. Böyle şartladım kendimi. Ve tilt olmayacağım asla yani. Her oyunu ben sonuncu oluyormuşum gibi çıkacağım zaten. Beklentim yok. Ha, daha yukarıda bitirirsek ne ala. Beklentisiz oynuyorum. O zaman bu hesapta oynamasan. Yo, o da önemli değil. Yani ne olacak ki ya? Ne olacak ki, derecedir şeydir yani, kasılır. Düzgün meta gelir, düzgün şey gelir. Oyun normale döner, kasarız yine. Ejder pençesi geldi bir tane Vex'e, güzel. Profesyonel mi olmaya karar verdin? Nasıl yani? Profesyonel bir yayıncı mı demek istiyorsun? Profesyonelce düşünmekten mi bahsediyorsun? Anlayamadım seni. Burada iki popiyi almak acaba Lulu'dan daha mı iyidir? Bence daha iyidir. Sonuçta iki tane değil mi? Bir tane daha belki şimdi atar. İki yıldız olur. Greed Q KQS, çok teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın desteğin için. Hoş geldin. Selam selam, hoş geldin. Katacılar da olsa hala 7 kimyasalla win alabiliyorum Kasım. Helal be sana Takahara. Sen var ya,
Bu işi çözmüşsün. 7 kimyasal go. Urgot bam 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 diyorsun ha. Urgot bam bam bam. Sence bu set nasıl abi? Keyif alıyor musun bu hafta hariç? Bu haftaya kadar çok keyif alıyordum oyundan. Çok güzeldi. Abi hazır Yordle açılmışken Yordle'a git. Sen de biliyorsun bu işi bak. Yordle açılmışken Yordle git abi. Doğru diyorsun. Bush'a mı açtık Yordle değil mi? Gidelim o zaman bari. Madem açılmış. E ama Yordle için baştan beri toplamak gerekmiyor muydu sence de? Şimdi bulamazsak ne olacak? Geç kalmadık mı? Şimdiye Ziggs'in Poppy'nin 3 yıldızı olması gerekiyordu sanki Yordle gideceksek. Yordle'ı oyun başında seçmek lazım sanki. Oyun ortasında dönülmüyor gibi. Abi Veigar 3'le hemen. Hemen siparişe Veigar 3'lenir arkadaşlar. 5 dakikada yapılır hemen teslim edilir. Trick helal sana be. Ne güzel healladın beni. Allah çok canı doldu bu Ekon'un. Şey varmış. Av heyecanı varmış arkadaşlar. Heyecanlı bir av. Can azalınca geri duruluyor. Bam. Yeh neden bir? O çözülemeyen sırlardan birisi bu evrendeki. Servete servet katmak için doğru bir zamanda değiliz sanki. Av heyecanını alacağım o yüzden. Ne dersiniz değil mi? Katarız servete servet de... Aslında yo doğru bir zamandayız. Yo doğru bir zamandayız. Oyun başında birazcık hızlandırsaydı beni iyi olurdu demek istedim de. Altın açısından. Şu anda da aslında 70'e çıkarır. 70'te bekleriz değil mi? Aynen öyle. Hafif bir aramak mı acaba şununla şunu şey yapmak için? Ama bir tur daha bir yiyelim de ortadan düzgünce bir eşya alalım. Bir mücevherli yapalım. Yayına kötü başlamışız. Umarım düzelirim. Mustafa'cığım önemli değil ya. Saldık zaten. Crochet ne yapıyorsun bu arada? D-Live'da yayın geçmişini izleyebiliyor muyuz? Evet evet dramatik. Aynen öyle izleyebiliyorsun. Duyguyu azaltıp işine odaklanmayı kastetmiştim profesyonel derken. Ha anladım Tarık. Aynen öyle. Evet evet kesinlikle. Duyguyu azalt işine odaklan Kasım. Duygusal bakma. Ha ben burayı nasıl bu kadar iyi geçirdim? Değil mi? Çok da iyi değilmiş gerçi. Çocuk da ölseydi iyiydi biliyor musunuz? İki canla kaldı. Biraz böyle öldürüyoruz falan gibi geldi. Selam sana gün ışığı. Dünya sana merhaba diyor. Nesrum selam hoş geldin. Nesrum'dan farklı bir giriş oldu. Tabii. Alamadık arkadaşlar. O zaman ben bir Vex'e şey yapayım değil mi ya? Vex'i zırh zırh birleştireyim. Tabi bizon da şeye gidiyor. Lux'a gidiyor aynı bizimle. 3 kişi gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Kim bulacak önce? Bugün AÖF sınavlarım vardı onlara girdim. Nasıl geçti? Nasıl geçti bakalım. Nerede hareket orada bereket. Nerede hareket orada bereket. Peki arkadaşlar 8'de mi çıkıyormuşuz yoksa 7'de mi arıyormuşuz? Hangisi daha verimli olur? Burada birazcık aramalı mıydık acaba ya da? Yok ya bence 8'e basalım. Ya 7'de harcayalım pardon. 7'de harcayalım. 2 tur daha duralım. Blue Buffer Reforge mu? Yok ya güzel bir Vex'imiz var işte. Oynarız buradan bir büyücü. Bu Vex Katarina'ları öldürür bence. Bana öyle geldi. Herkesi öldürür gerçi. Sadece kataları değil. Bir ulti daha açarsa. Aa açamadı. Olsun bayağı bir şey temizledik. Elinize sağlık çocuklar. Yaptınız siz elinden gelenize. Elinizden geleni. 7 mucitte çıkamadığımız için çöp mü olur? Yo oynanıyor öyle. Öyle yapanlar var. Bunu alalım. Bence.
Level'a çok az kalmış aslında. Bir faizi feda edip bir tane Blitz kullanmak değil mi burada? Hala 56'nın üzerindeyim zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Neden herkes büyücü gidiyor? Neden? Kaldrogon ben de bilmiyorum ya. Ayda yılda bir gidiyorum ben. Ben gidince genelde herkes gidiyor. O manada söylüyorsan. Şanssızlığım diyeyim ya. Büyücülerin en büyücüsü olmaya çalışma oyunu yani bu aslında. Büyücü oyun değil de. Büyücüler arasında en büyücü olmaya çalışıyoruz birazcık da. Güzel, en azından 3. aşamayı canımız 50'nin üzerinde bitirdik. Victor. Şimdi arkadaşlar. Victor da geldiğine göre. Biz acaba buradan 8 level'a mı gitsek? 4-2-8 level araması mı burası ya? 7 level'da değil de 8 level'da mı kursak takımı? Ha? 7'de yapsak diyeceğim. Yani çok param olmayacak, o yüzden bir kez daha beklesek 4-1. Ama bu adamlar da arayacak değil mi? Bunlara karşı da iyi olmak adına. Yıldızlar seni umursamaz. Hadi arayalım ya o zaman. İmparatorluk adına. Hareket halinde. Duralım. Duralım. Bir tane manaya ihtiyacım var bir ara. Bir ara bir mana iyi olur bizim için. Biliyor musunuz? Bir ara bir mana kullanacağız. Ondan sonracığıma. Ebediğimiz hazır. Bir tane yetenek gücü bulursak da şey de hazır. Lux'ın itemları da full. Mana bulursak da şuna bir Shojin hazır. Vallahi süper olduk ya. Tamam, şimdi 8'e basıyorum arkadaşlar. Arıyoruz. Nasıl fikir? Aureli, Canalı falan bir şeyler yaparız. J. Victor. Yok ya. Victor'a Shojin daha iyi olmaz mı? Birazdan buluruz sanki. Vex 2. Okey, ver. Seni bir saldım ben. Aha, Yumi. Yumi lazım bana. Ama hem Yumi'yi hem Orianna'yı hem Braum'u her şeyi nasıl sokacağım ben? Orianna yok sanırım arkadaşlar, ne dersiniz? Orianna fazla geliyor değil mi bana? Oraya ne olmasın. Bir tane daha D'ye basarım hatta. Leona yok ki. Bir tane daha basarım. Basıyorum bulamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Bir tane Lux denilen şeyi arıyoruz ama. Ha, aramayınca geliyormuş. Yolu aydınlatıyorum diyor. Haklı. Şimdi ben derim ki bunu da çıkaralım. Bunu da çıkaralım. 4 Sirius daha da oynayalım biz. Böylece bunu da koyabiliriz. Bir şey daha koyabiliyoruz. Bu Orianna galiba. Ha. Ori yoksa. Şimdilik bir tane daha mı şey? Winx Club. Bu kimin? Bu bunun olsun hadi. Oo, süper eşyalar geldi. Dikenli artık kefaret geldi arkadaşlar. Muhteşem. 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 Orianna şartmış. Orianna'sız da hallet... Yo, Jace buluruz belki. Değil mi? Belki Jace buluruz belki. Mehmet, Akif, Rüzgar. Selamlar, hoş geldin. Ankara'da hangi semtte oturuyorsun diye sormuşsun bana. Ben de sana cevap olarak derim ki Gazi Mahallesi. Victor'a Melek bu arada iyi arkadaşlar. Biliyorum da. Aa, onu ona bırakmışlar. Hayatta alamayız onu. O zaman mana alırız biz de. Shojin de yapmak istiyordum da arkadaşlar Victor, o yüzden. Mana Shojin Victor ya. Shojin artı J Victor. Aha, aldık bunu. Tamam, o zaman bu fullendi şimdi. Buna ebedi mücevherli bitti.
Victoria'da şimdilik bu var. Evet ama hala yapmayacağım. Bekleyelim azıcık daha. Üniversite evini bozmamışsın. Aynen, bozmadık. Mehmet Akif Rüzgar. Nasıl oluyordu? Bu böyle oluyordu. Bu da böyle oluyordu değil mi? Birazcık arıyor muyduk bir de? Aa, Lux 2 oldu. Selam. Aha! Kompu bitirdim. Korkun benden şimdi. Şimdi korkun benden. Işığın gücü. Ne inanıyor musunuz arkadaşlar peki? Işığın gücüne inananlardan mısınız? Artık para mı biriktirmek? Şu mağazaları lokluyor muyuz? Değmez değil mi? Bunlardan biri gelir belki. Para biriktirmemek ya. Her tur D'ye basmaya devam etmek bence. Katarinacı var karşıda sonuçta. İpek selam, hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Allah. Hangisini seçeceğiz bunlardan? Ben de Ankara'dan kız aldım. Ondan eşim Ankaralı araları giri... Ankara'dan kız aldım ne demek ya? Yani laf olsun diye söylüyorsun tabii ama. Şey manasında söylüyorsun değil mi sen? Ama yine de... Eşim, kız arkadaşım, karıcığım Ankaralı desen... Daha hoş sanki. İki hırsız eldiveni fazla, yanlış bence. Bu can veriyor, bu da şey değil. Saldırı gücü veriyor çünkü arkadaşlar. Sihir üstadları ne alaka? Birlikten kuvvet doğarda da çok az şeyimiz açık. Hırsız eldivenine muhtacız yani. Biraz kötü... Aa, ne oldu? Victor'a niye verdim ben bunu? Dur, hata yaptım galiba. Emin olamadım. Hata mı bu? Hata olabilir belki. Şey yaparız ya, arkadaki Victor'a koyarız eşyaları. İki yıldız yaparken ondan şey yaparız. Sıkıntı yok. Kız aldım lafı üstüne konuştuğun için teşekkür ederim. Bu arada ben polemik yaratmamak adına kendimi tutmuştum. Sen konuştuğun için sevindim. Ya yok, o şey işte halk dilinde olabilir, öyle konuşuluyor, şey değil de. Yine de yani şey yapmayalım ya. Kötü alışkanlıklardan biri diyelim. Victor'u satmamız lazım gibi. Neden? Jenerik hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Böyle deyince eski dayılar gibi hissediyorum. Yani işte tabii gelenekler olunca, kız isteme falan filan gibi bir töreni olunca öyle oluyor. Yo yo, önemli değil canım. Şakasına dediğini biliyoruz Mehmet. Mehmet Akif. Çünkü güzel bir dille söyledin. Sonrasında iyi getirdin. Niyetinin temiz olduğu belli. Sadece hani şey yapalım. Dikkat ederim çünkü kadın izleyiciler de olabilir, olmasalar dahi yani onların gıyabında da sonuçta yani neyse, uzatmayayım. Anladınız bence, aynı sayfadayız arkadaşlar. Burası zaten genel oyun kitlesine göre bence bir tık daha görüş açısından daha aydın bir kitle bence. İzleyicilerimi öyle görüyorum ben. Katılır mısınız bilmem. Bana öyle geliyorsunuz yani. Ben öyle olduğunuzu düşünüyorum sizin. O zaman arkadaşlar biz diğer Victor'u koyalım. Tamam mı? Ona bir koruyucu melek yapalım. Ama yapmadan önce şunu bir yeniden işleyelim. Gelin. Ha, iyi bir şey gelmedi. Tamam, o zaman buna bir koruyucu melek varmış. Selamlar Kasım abi, nasılsın? Seni gördüm geldim. Hoş geldin Atıf. Satma, yeniden işle. Bunu bir kapatalım değil mi? Kilitleyelim burayı. Buna güzel eşya ver, geldiğinde bunu içeri koyalım. Gelmediğinde bu kalsın. Nasıl fikir? Keskin kılıç, keskin zeka ister. Lux giden varken Lux satmasaydın keşke. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ama... 3 yıldız
Urgot da var be zaten bu oyunda, boş versene. Çok şey yapma yani. 3 yıldız Urgot da var bu oyunda arkadaşlar. Bu kompu sadece ben beceremiyor gibiyim. Beceremiyorum. Ya çok kolay, çok kolay Nesrum. Ama şu 3 eşyayı vermediğinde Lux vuramıyor biliyor musun? Lux'ı bu 3 eşyayı vermen gerekiyor. O muhtemelen onu yapamıyorsun sen. Urgot 3 GG. Öldü Urgot 3. Neden öldü arkadaşlar Urgot 3? Adalet mi bu? Bu adalet galiba biraz. Bu oyun artık böyle bir oyun olmuş. Urgot 3'ler ölüyor arkadaşlar. Ben çok üzülürdüm Urgot 3 yıldızlar 7. olsaydım. Biz hep neden sağ taraftayız? Biraz sola da bakalım mı? Belki solun da tadı güzeldir. Gelin sola geçelim biraz daha. Hep sağ tarafta oynadık oyunu nedense. Allah. Brown bak sana güveniyorum. 1 yıldızsın falan ama. Hadi bir şeyler yap be gülüm. Hadi be. Hadi be Brown'um. Vurma bıyıklım hadi. Yap bir şey. Yapamadı galiba. Atıyormuşsun ulti. Attı attı. C gücü. Aha benim Lux'ım onun Lux'ını yendi. Benim ışığım daha parlakmış. Demek ki. Neden öne koydu Urgot'u anlamadım. Önde de değilmiş sosyetik. İkinci sıraya koydu. Neden koymuş olabilir? Genelde öyle oluyor ama ikinci sıraya koyuluyor ya Urgot'lar. Uzaklığı çok değil ya menzili. O yüzden yapıyorlar galiba. Kasım abi hep Lux oynamayı öğretiyorsun demiş. Yani bazen öyle denk geliyor da. Çok da oynamıyorum aslında. Bunu alsak mı arkadaşlar? 2 yıldız oluyor. Alalım değil mi? Alalım alalım. Bir daha hiç bulamayabiliriz. Paramız da yok zaten. Bu minikapsa hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kirpikleri güzel bence bayağı. Böyle şey gibi. Dal gibi değil mi? Ya da ne boynuz gibi. Boynuz gibi kirpikleri var. Elimle göstermem bu arada. Bu buna gitsin. Allah ne kadar tank oldu Yumi'm. Bir dakika neye bakıyorduk? Minik efsaneye. Bu mürekkep serisinde çıkmıştı. Geçen senenin sonunda, geçenki setin sonunda çıkmıştı. Çok ön planda kalmadı. Böyle sanki çizilmiş bir şey gibi. TFT'nin dışında gibi duruyor. Sağ tarafa yürüyelim bu arada. Katarina 3 yıldız geldi. Herhalde kaybederiz. Ben buraya hiç izlemeye bile değmez diyorum. Gerçi bir dakika şey var ya, Victor'umuzun ölünce yeniden doğması var ya, o bir şey yarıyor mu? Belki yarar değil mi? Aa bir de bizim tabii şeyimiz var, Vex'imiz var. Bu Vex arkadaşlar, bu Katarina'ların aslında counter'ı. Bak dikenli yelek verince hiçbir zaman kritik hasar yemiyor Katarina'lar. Ejder pençesinden de zaten bir sürü ilave büyü direnci sağlıyoruz. O sayede Vex kazanabiliyor aslında katalara karşı biliyor musunuz? Ben mesela yendim bu adamı şu anda. Bir daha yenebilirim, neden olmasın. O zaman biz birinci bile olabiliriz belki, bu oyun var ya. Spot ışığı sağ taraftaymış. O yüzden bizim solda olmamız daha iyi olur arkadaşlar. Gerçi onlar da değiştirirler mi bilmiyorum ama. Ben her türlü spottan yararlanmalarını istemediğim için buraya koydum. Victor taşıdı. Gerçekten çok vurdu. 2 yıldız olunca çiziyor. Bastonlum benim. Işık falan nasıl arkadaşlar ya? Ben yüzüm çok karanlık hissediyorum. Kameraya baktım şöyle bir. Normal bir videoma bakayım. Onunla kıyaslayayım bence. Sanırım kazandık. Sanırım kazandık. Selam Kasım'cım yayına. Ali Uluoğlu selamlar. Hoş geldin. Merhabalar. Lux 3 gelir mi? Neden olmasın? Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Aldım bir tane daha. Bu eşyaları kime veririz şimdi? Ah şu keskin nişancı amblemi olmasaydı Victor'da keşke. İkisini de ona verirdim o zaman. Biraz karanlık değil mi? Neden karanlık bu? Şimdi bir ışığı açacağım. Telefondan. Bakalım ışık açılınca nasıl olacak? Şimdi kıyaslayın arkadaşlar. Şu anki halim mi? Bu mu? Hiçbir şey etki etmedi sanki. Işığın rengini mi değiştirsem ya da? Sarı ışık şu an, güneş ışığı gibi.
bu eşyaları kime verelim? Öncelikle ona karar verelim, sonra düşünürüz şey. Bir kere bunu buna verdik kesin. Baş melek Victor'da daha iyi sanki arkadaşlar, değil mi? Çünkü ultisini hemen açamıyor ya. Açana kadar biriktirsin biriktirsin. Mağazahara da bunu verelim. Dizilim olarak hala burada mıyız? Hala buradayız. Onda da çok büyük bir problem yok. Beyaz ışık versene. Aynen, ışığın rengini değiştireyim bir saniye. Şimdi beyaz oldu ışık. Nasıl? Çok da değişmedi sanki yine. Abi bir tık daha iyi oldu ama. Daha iyi oldu, evet. Beyaz beyaz ışık kalsın o zaman. Ölüyor muyuz? Alıyor muyuz? Ölüyoruz ama güzel bir ölüş bu. Çok gitmedi canımız. Daha iyi değil mi? Tamam tamam. Evet, bence de daha iyi oldu bu. Hey arkadaşlar, nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz ya? Bugün cumartesiydi değil mi? Dinlenebildiniz mi? Bu hafta yorucu bir haftaydı. Öğretmenler, öğrenciler, bu hafta sizin ara tatiliniz miydi Meb'dekiler, yoksa o bir önceki hafta mıydı, tam hatırlayamadım da. Bram'a şey gelmiş, onu böyle koymamız gerekiyor bence. Hatta var ya, aklıma bir şey geldi benim. Biz Bram'ı şöyle koysak ya, Katarina nasılsa kafamıza atlıyor. Bram en arkada durursa sersemletir. Sükunet at. Atmaya çalıştım da kaçırmış. Olsun, yine de en azından karşıma hiçbir şey koyamamış oldu yani sükunet. Yine de işe yaradı. Aa, Kata öldü. Tamam, gerisi kolay. Kata ölürse gerisi kolay arkadaşlar. Gerçi şu Şako da biraz tehlikeli görünüyor da. Geçen haftaydı o. Aa, öyle mi? Tamam. Şimdi ben bu Katarina'yı yeniyorum yenmesine de şu adam sıkıntı sanki. Jace taşıyıcı yapıyor. Çok ilginç. Ben şu ufak ufak topluyorum şeyleri, Lux'ları falan ama çok da çaktırmak istemiyorum arkadaşlar. Bir anda böyle hepsini arayacak param olur da. Jace görüyorum, bir tane de alasım yok. Erasmus'ta boş zamanlarda seni izleyerek geçiriyorum diyor. Ben bunu yine arkaya aldım arkadaşlar. Yine belki Katarina gelir. Ben geçen yaptım. Sonsuz ders ve devamı abi asla bitmiyor. Ah be Taha. Çok rahatlayacaksın. Bitsin okul. Yani benim ilk senem bu mezun olduktan sonra. Yani özellikle eğer ilgini çekmeyen konular anlatılıyorsa ya da böyle artık yorulmuşsan, bıkmışsan, o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar, mezun olmayı öneririm, tavsiye ederim. Gerçi onda da başka dertler başlıyor, evet. Daha büyük endişeler başlıyor belki. İşte ekonomik bağımsızlık olsun. Dünyada neredesin, ne istiyorsun, işte ne bileyim, başka dertler, insanların artık sizden beklentileri ya da sizin artık hani yapmak istediğiniz şeyler, belki hayaller falan filan. Ama en azından hani o sıkıcı şeyden, döngüden çıkıyorsunuz. Şimdi ne alsak arkadaşlar? Burada bence İyon kıvılcımı çok iyiydi ama alamıyoruz onu. Çünkü kimseye veremeyiz arkadaşlar. Bunun, bak, bunun 3 eşyası da dolu. Bunun 3 eşyası da dolu. Bunun 3 eşyası da dolu. En arkada da durunca hiçbir faydası yok bize. Biz en iyisi bunu alalım, şöyle koyalım. Zaten Blitzcrank oynayan var mı? Vallahi varmış. Sıkıntı o zaman. O zaman sadece Lux alsın bu özelliği, değil mi? Aha. Bir şey değil mi? Biz bu Lux'ı 3 yıldız yaparız ha. Zaten dayanırım ben biraz. Bence yerimi değiştirmeyeyim çünkü şeyin gelme ihtimali çok yüksek. Suikastçı adamın. Bir tane de yay varmış elimde. Orianna'ya ver. Orianna'yı hiç kullanıyor muyuz biz bu arada ya? Bir işe yarıyor mu bu Orianna? Niye var Orianna kompta? Abi TFT'ye her girdiğimde 10-15 FPS alıyorum. Pargon of Riveria. Hiç bilmiyorum ben o şey işlerini. Teknik işleri. Yardımcı olamam o konuda sana. Justin kaybetti. Bana kaybetmiş. Çözüm var mı biliyor musun? Bilmiyorum. Fargo'nun yazdığı teknik konuda bir fikri olan varsa Fargo'na bir yardım etsin arkadaşlar. FPS diyor, bir şeyler diyor. Aa, iki tane daha Lux olursa 3 yıldız oluyor Lux denilen karakter. Çok bitirdim değil mi parayı? Vallahi çok bitirdim. Olmadı. Belki bunu da buluruz diye baktım da aslında. Vex çok gelmedi. Şöyle yapsak mı aslında?
Kata geldi. Kata için aslında şeyi arkaya mı koymam gerekiyordu? Aa, yanlış mı oynadım burayı bilmiyorum. Allah. Galiba yanlış oynandı burası. Bram'ı öne koymamam lazımdı galiba. Hata yaptım. Affet beni oyun, bir şans daha ver. Hadi Vex. Hadi Vex, tamam ya. Vex çok iyi arkadaşlar. 3 item. 3'ü de hasar veren eşyalar. Dikenli de hasar veriyor. Gün ateşi de, ejder pençesi de. Ben şöyle chat'i okuyayım. Benim bölüm de bitmiyor. Abi maalesef ömürlük çalışma. Taha'cım kolaylıklar diliyorum sana ya. Yolun bahtın açık olsun. Çok böyle olumsuz şeyler yazdın ama. Kasım, İngilizce kelime ezberleme haricinde bir gelişme yok. Cümle kurma, konuşma kendisi konusunda çok vasat durumdayım. Ama duyduğumu ve okuduğumu anlama konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Ne yapabilirim? Zekeriya, senin problemin aslında birazcık işte iletişim kurmakta. O da sadece konuşarak gelişecek bir şeydir. Konuşmayı geliştirmek istiyorsan konuşman lazım. Çok düz bir şey söyledim. Belki bilmediğin bir şey söylemedim ama... İşte bunun için böyle dil kafeleri var, onlara gidebilirsin. Cambly uygulamasını kullanabilirsin. Daha free kullanabileceğin uygulamalar araştırıp bulabilirsin. Para vermeden bulabileceğin uygulamalar vesaire. Onun dışında işte bir arkadaş edinebilirsin yabancı, onunla pratik yapabilirsin. Ama kullanmadan olmaz. Yok yani, olmuyor. Kullanman lazım bir şekilde o dili. Ne haber? Teşekkür ederim. Ben hep bana kalp yaptı arkadaşlar. Şimdi de gidiyor yavaşça. Kore kalbi yaptı böyle kapıdan. Bir tane daha ulti yapman lazım Victor ölmeden. Ah, yapamadın. Ölmeyeceğiz de canımız çok azaldı. Aa, bu adam beni yeniyordu, bu adam öldü. Demek ki birinciyiz biz. Demek ki birinciyiz. Aradan sıyrılmayı başardık arkadaşlar. Hadi yine iyiyiz. Ve gelen eşyalar çok iyi şu anda. Lux'a son bir tane kaldı. Ama neyi satacağım ki bulmak için, değil mi? Bakalım ne olacak. Burası çok önemli. Lux'ı en öne alalım. O, düşündüm onu da. Zaten köşede de iyi durumda. Köşede de bayağı iyi durumda. Çünkü önü arkası sağı solu her şey. Aa, öldü. Ne vurdu ki ona? Neyin vurduğunu bile bilmiyorum. Neyse, geriye kalan halletti zaten. Geriye kalan kişiler, komptaki diğer şampiyonlar halletti. Güzel, saçma bir sonuncu olmuştuk. Şimdi saçma birinci olduk arkadaşlar. Katarina Trundle haftası. Üzgünüz, mutsuzuz biraz ama bugün tilt olmayacağım diye yayın açtım ve ilk galibiyetini aldım. Bunu belki YouTube'a da atarız eğer attıysak arkadaşlar, beğenmeyi ve tabii ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30 bine çok az kaldı. Abone sayısını artırmaya çalışıyoruz. Kendinize bakın, hoşçakalın.